Distopya kanalından herkese merhabalar sevgili dostlarım. Ben Distopya ekibinden Sait Gülüm. Post apokaliptik evrenler derken listeye savaşları da eklemeyi unutmayalım. Bir video öncesinde 10 kentrilyon yıl sonrasını anlatmıştım. Ve videonun henüz başında dünya savaşlarından bahsetmiştim. Üçüncü Dünya Savaşı hemen yarın olsaydı ne olurdu? Büyük bir kıyım olurdu, büyük bir yıkım olurdu değil mi? İşte bu videoda tam olarak Üçüncü Dünya Savaşı'nı konuşacağız. Onun ihtimalleri üzerinde duracağız. Ve olası bir dünya savaşında başımıza neler gelecek, neler kullanılacak, askeri gücümüz nasıl olacak, yani dünya insanlarından bahsediyorum, tek ülkeli kıyaslamayacağım, bunları konuşmuş olacağız. Üçüncü Dünya Savaşı, insanlık tarihinin gördüğü en kanlı savaş olabilir. İleri teknoloji, büyük birlikler, daha iyi savaş stratejileri ve dolayısıyla daha büyük bir yıkım demek. 10 yıllardır insanlar 3. Dünya Savaşı'nı konuşmakta. İlk konuştukları zaman 1960'lı yılların başı. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında geçen Soğuk Savaş dönemi. 3. Dünya Savaşı ilk olarak burada konuşulmaya başlanıyor. Neyse ki o dönem böyle bir savaş yaşanmadı. Artık depremlere, savaşlara, pandemilere ve diğer doğal afetlere karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ve bizler de bu kanalın genel kitlesi olarak hazırlıkçı tayfadanız. Hazırlık yapmadan geçirdiğimiz her saniye aleyhimize işlemekte. Şimdi şu an hazırlık kararı aldınız. İnternette herhangi bir siteye girip hazırlık çantanızı dizdiniz. Yatağa yattınız ve sabah kalktığınızda sipariş veririm diye düşündünüz. Fakat sabah uyandığınızda televizyonlarda bangır bangır 3. Dünya Savaşı başladı haberleri dönüyor. 3. Dünya Savaşı her an başlasaydı ne olurdu? Bunu tahmin etmemiz imkansız. Savaşın ne zaman olacağını anlatmamızda. Fakat yavaş yavaş bu savaşın ayak sesleri duyulmakta. Öne çıkanlar nedeniyle yeni bir dünya savaşı başlayabilir. Mesela siyasi figürlerin öldürülmesi. Birinci Dünya Savaşı böyle olmuştu. Avusturya Macaristan veliahtı Franz Ferdinand, Sırp bir milliyetçi tarafından öldürülmüştü. İstihbarat tehditleri. Ya da değerli kaynaklar için kavga etmek. Bunların her biri yeni bir savaş için çok geçerli sebeplerdir. Bu şekilde değerlendirilince ya da düşününce olası bir savaşın her an gerçekleşebileceğini düşünmek hiç de zor olmuyor tabii ki. Ama böyle bir savaşın gerçekleşme oranı aslında bakıldığında düşündüğünüzden çok daha düşük bir ihtimal. 1945'ten bu yana dünyamız çok sayıda savaş görmüştür. Mesela Vietnam, Afganistan ve daha onlarcası ya da iç savaşlar. Az önce saydıklarımın olası bir 3. Dünya Savaşı'nın olma olasılığı ile ilgili olarak aklımızda tutmalıyız ki olsaydı belki de çoktan olurdu bu savaş. Potansiyel bir dünya savaşı için olanların tüm dünyayı ülkeleri kapsaması gerekiyor. Ve dünyanın yapısı 1945'ten beri çok değişti. Basitçe söylemek gerekirse artık ülkeler öyle basit ve kolay bir şekilde müttefik olmuyorlar. Militanlar eski oranla çok ama çok daha güçlü bir halde ve yetenekteler. Geçmişte gerçekleşen dünya savaşları milyonlarca insanın ve askerin ölümüyle sonuçlanmıştı. Askerlerin son teknoloji giyeceği zırhlar, yine de bu muhtemelen onları Robocop'a dönüştürmeyecek. Ama onların uzun mesafede ağır ekipman taşımalarını kolaylaştıracaktı tabii ki de. Yeniden öyle bir şey olması sonucunda bu dünyamızdaki iyileşme süreci ya da savaşın bitme süresi 10 yıllar hatta 100 yıllar alabilirdi. 100 yıllar sürmese bile özellikle kullanılan bazı silahlar ve bunların verdiği hasarlar, ölen askerlerin ve sivillerin kemikleri, cesetleri uzun zaman boyunca büyük bir enkaz olarak kalırdı. Köşe başlarındaki silahlı askerlerden ziyade bir ihtimal daha var. Deniz savaşı. Ve bir başka ihtimal daha, uzayda savaşmak. Evet, uzayda da artık savaşılabilir. Militanlar silahlandırılmış uydular için savaşabilir. Bu onların altındakileri de etkileyebilir tabii ki de. Gerçi bunların çoğu bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünüyor. Akılda tutmalıyız ki bu silahlar oldukça korkutucu. Ve umarım kimsenin bunları kullanmasına gerek kalmayacak. Her şeyden önce bu tür silahlar insanları öldürme amacı gütmektedir. Ama savaş alanlarında çok fazla asker olmayabilir. Geleceğin savaşı bilgisayarlarda da yapılabilir. Dronlar, yapay zeka ve robotlar savaş alanında bulunan tek asker olabilirler. Ayrıca bir şans daha var.
gelecekte savaş eylemleri herhangi bir şiddet içermeyebilir. Diğer ülkelerin bilgisayarlarına sızmak, güç şebekesinin kapanmasının yanı sıra hepsi bir olasılıktır. Burada size bir soru sormak istiyorum ve cevaplarınızı yorumlar kısmında görmek istiyorum. Böylesi dünyanın işleyişini, hatta dünyanın sonunu getirebilecek bir savaşı, yaşamın işleyişini bitirecek bir savaşı ve cana, mala ve her şeye kıyan bir savaşın kazananı kim olabilir? Ve bu savaş ne hakkında çıkacak? Bu konuda bir fikriniz var mı? Doğada bulunan kaynaklarla ilgili olabilir mi? Özellikle su. Tatlı su kaynakları her geçen gün azalmakta olduğundan ve tükenmeye devam ettikçe uluslar bunun için savaşmaya başlayabilirler. Bununla alakalı bir belgesele hazırlanmaya başladım bile. Umalım ki 3. Dünya Savaşı sonsuza kadar sürmeyecek. Peki sizce olası bir 3. Dünya Savaşı'nın sonu nasıl olur? Yani bir sebep var. Hala 3. Dünya Savaşı'nın gerçekleşmemesinin ana sebebi. 2. Dünya Savaşı esnasında Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya nükleer bomba attı ve 100 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. İlgili şehirlerin iyileşmesi 10 yıllar sürdü. Ama 2. Dünya Savaşı'nda 2 adet nükleer bomba kullanıldı. Tabii o zaman kullanılan bombalar ile günümüz teknolojisiyle yapılan bombaların güçleriyle aşık atamazlar. Bir de aynı zamanda hesaplayacak olursak dünyada yaklaşık 14 bin nükleer başlık var. Bunların çoğunluğu Amerika'da, Rusya ve Çin'de yer almakta. Bir ulus tüm kaynaklara sahip olabilir. İnsanlar ve istedikleri strateji. Ama üzerlerine bir nükleer bomba düşerse, bütün güç ve oyun salisiler içerisinde son bulur. Ve eğer bir ülke nükleer bomba düşürürse, başka bir ülkenin de aynı şeyi yapmasını ne engelleyecek? Sonra bir tane daha mı? Ve bir tane daha. Ve çok sürmeden dünyamız yok olmuş olacak. Bu konu hakkında daha önce video yapmıştım. Kartlarda çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Peki böyle bir savaşı kim kazanmış olacak? Full kapasiteli bir 3. Dünya Savaşı'nın dünyamızın geleceğiyle alakalı çok büyük bir etkisi olabilir. Ve gezegenimiz asla eskisi gibi olmayacaktır. Ama bunun için uykularını kaçırmamaya çalış. Ne de olsa böyle 3. bir Dünya Savaşı. Hem de onlarca ülkenin dahil olduğu. Yani yarın başlama olasılığı inanılmaz derecede düşük. Eğer iki ülke birbirlerine girerse, diğer ülkeler ya da doğrudan dahil olmayanlar o şekilde sessiz kalacaklardır. Ve savaşı gerçekleştiren ülkeleri uzaktan izleyeceklerdir. Savaşlar korkunçtur. Milyonlarca canlıya ve gezegenimize zarar verir. Böylesi bir ağır konudan sonra mutlaka rahatlamaya ihtiyacımız var. Kartlarda çıkan Virüs M filmimizi izlerseniz bizi çok mutlu edersiniz. Ya da hep birlikte bütün hazırlıkçıların toplandığı Discord sunucuma gelmeye ne dersiniz? Orada yeni belgesellerin işleyişini anlatıyoruz, beraber belgeseller hazırlıyoruz ve sohbet ve muhabbet ediyoruz. Seni de mutlaka orada görmek isterim dostum. Bir sonraki videolarda yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın ve hazırlığı asla ihmal etmeyin.